Peki. Ayşe'nin yalanlarından sonra konuşacak halin kalmamış olabilir. Sonra konuşuruz, sen bir hazmet. Ne haber? Hayırdır, sesin iyi geliyor. Mutluyum. Telefonla kavuştun ya, ondandır. Ya ben telefonsuz kalır mıyım? Almıştım zaten. Şimdi iki tane oldu. Ayrıca ben böyle küçük bir şeyle mutlu olur muyum sence? Flaş haberi duyunca çok şaşıracaksın. Neymiş o flaş haber? Ayşe'nin maskesi düştü. Gerçek yüzü ortaya çıktı. Ferit nihayet karısının nasıl biri olduğunu öğrendi. Ya kızım sen ne yaptın ya? Ya ben sana demedim mi gitme söyleme diye? Sen illa başını belaya mı sokacaksın ya? Ha? Yo, bela falan yok. Babam çok temiz bir şekilde halletti. Anlayacağım, Ferit Ayşe evliliği bitti. Şimdi ne yapacağım? Ferit'in senin kollarına koşmasını mı bekleyeceğim? Çok uğraştım Yaman. Çok emek verdim. Beni sevsin diye, bana dönsün diye. Hayırlı olsun. Kızmıyorsun değil mi seninle bunları konuşuyorum diye? Sonuçta sen de Betül'le evleniyorsun. Yani biz her şeyden önce arkadaşız. Yok, kızmıyorum ya. Senden başka anlatacağım kimse yok. Beni bir tek sen anlıyorsun. Ferit nasıl kalkacak bu işin altından ya? Yıkılacak. Ben de yıkıldım Yaman. O kızla öpüştüğünü gördüğüm an öldüm ben. Eğer Ferit o kıza aşık olduysa sana geri dönmez hem de. Canımı yakmak için mi böyle konuşuyorsun? Daha fazla üzülme diye söylüyorum. Dost acı söyler. Neyse, konuşuruz sonra. Hadi kapatayım. Buyurun avukat hanım. Tamam, hemen bakıyorum mailime. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nişanlım Baha tacizci şahısların bıçaklı saldırısına maruz kalmıştır. Olay anında nişanlımın niyeti meşru müdafaa gereği hem beni hem de kendini korumak olmuştur. Konuşmak için köşe bucak kaçtığın o Baha mıdır, Maha mıdır, nedir biri var ya hani. Baha! Bak burada ne yazıyor? Azade Sancakzade yeni gelinini bir evde aşığıyla bastı. Benim karım da bunları hak etmiyor. O böyle bir şey asla yapmaz. Ayşe benim arkamdan iş çevirmez. Sen benim duygularımı mı sorguluyorsun? Ya ben hayatımda ilk defa birine çarpıldım. İlk defa birine inandım. İlk defa biri tarafından öpüldüm. Kezban, Ayten. Yemekler hazır değil mi daha? Hazır hanımım da Ayşe Hanım şey istemişti. Ne istedi? Ekşi şaşı çorbası yapmak istedim. Antakya mutfağından. Hmm. Demek Antakya gelini olmaya karar verdin ha? Peki. O zaman o domatesleri güzelce ezeceksin. Hemen. Böyle mi? Evet. İyice ezilecek. Baharatları da tutturunca... Hepsi tam ayarında olacak. Evet, öyle. Bu kural sadece mutfak için değil, hayat için de geçerli. Devam et bakalım.
Çok güzel olmuş bunlar. Aferin. Hadi size sofrayı hazırlayın da yemek saatini geçirmeyin. Hemen hazır olur hanım. Bardakları götürüyorum hemen. Biz seninle çok iyi gelin kaynana olacağız. Azade anneciğim. Ayşe, dalıp gitmişsin. Akşama yetişir mi ekşi aşı çorbası? Yetişir, yetişir, merak etmeyin. Elimden geleni yapıyorum. Hadi, acele et. Hülyalara dalmayın Ayşe. Kaynanan tam orayı düzeltmişken yine işiteceksin o zarını. Alacak bir şey yapmadın. Sen dost doğru aslan gibi adamsın. Bu kızla konuşmadın mı sen? Mutfakta yemek yapıyor. Gayet keyfi de yerinde. Ne konuşayım abi? Ha? Ne konuşayım ya? Hala inanamıyorum, ben kendime gelemiyorum ki. Gidip ne konuşayım onunla, ne diyeyim ben ona? Oğlum ağzına ne geliyorsa onu söyle. Ne yapacaksın böyle? İçin içi kendini mi yiyeceksin böyle? Hande'deki gibi. Aman başkaları rezil olmasın, adı çıkmasın. İyi güzel olan Ferit olsun. Bu mu? Abi. Bu sefer Hande gibi değil abi. Aklım diyor ki git. Ağzına ne geliyorsa söyle. Dök içini rahatla. Ama şuram... Yapma diyor, yapma. Canını yakma onun diyor. Ne yapacağım ben abi? Oğlum onların da canı yanacak. Hep bizim mi canımız yanacak? Ya delirtme, benim beynime kan sıçrıyor oğlum. Şimdi gideceğim, ağzıma ne geliyorsa söyleyeceğim. O olacak yani. Vallahi billahi ya. Bana bak. Oğlum bu acıyla yaşanır mı? Bu acı çekilir mi Ferit? Bu acı çekilir mi oğlum? Beterin beteri varmış abi. Bunu da öğrettiler. Sağ olsunlar. Olsunlar. Bak git konuş kızla. Belki de o it yemledi bizi. Nereden biliyoruz yalan söylemediğini? Hı? Bak durduk yere kızın günahını almayalım. Günah. Ferit. Oğlum bir şey söyle. Günahını almıyoruz abi. Araştırdım. Mahkemeye verdiği ifade geldi az önce. Nişanlım Baha diyor. Nişanlım diyor. Baha doğru söylüyor yani. Resmi evrak bu. Yalan olmaz. Ezile büzüle para istedi bir de benden ya. İhtiyacım var dedi. Meğer nişanlısını kurtarmak için yapıyormuş her şeyi. Vay arkadaş ya. Ayşe Hanım'a baksan ya. Dışarıdan bakınca da melek. Ulan sana bir bakış var. Yani dersin ki... Kör kütük aşık bu. Meğer hepsi para içinmiş. Sen bile tuttun buna para kaptın. Ulan hadi Hande'ninki ihanet. Bununki ne? Düpedüz gönül tacirliği lan bu. Kim bilir ne yalanlar söyledi sana. Nasıl sattı kendini? Ferit. Abim. Bak canım kardeşim ağlama ne olur. Tamam lan.
bir şey var. Bak biliyor musun? Ya inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Gel. Gel göstereyim gel. Gel bak. Gel. Bak Allah aşkına bak. Bak Allah aşkına. Bakar mısın ya? Bir insan masum rolünü nasıl bu kadar inandırıcı oynayabilir? Ha? Nasıl abi? Benim aklım almıyor. Oğlum sen şimdi ne yapacaksın bana onu söyle. Yani hiçbir şey olmamış gibi daha ne kadar susacaksın? Bu nasıl iş oğlum? Susmayacağım abi. Susmayacağım. Kalp Yarası ATV'de.